Merhaba, herkes için erişilebilir, erişilebilir Engelsiz Fotoğrafçılık serisine hoş geldiniz. Ben Serra, şimdi yeni giriyorsanız, yeni tanıştıysanız, içinde okuyorum. Projemi bir kısmını geçen kaydettiğim bölümde anlatmıştım. Çok kısa geçen o bölümü izlemeyenler varsa, dinlemeyenler varsa nelerden bahsettiğimi çok hızlı anlatıp bugünkü fotoğraf felsefesi konumuza geçeceğiz. İleride neler yapacağımızdan bahsettik. Geçen ders fotoğrafçılık ve erişilebilirlikten konuştuk. Genel fotoğrafçılıktan bahsetmeyi düşünüyorum. Fotoğrafçılık felsefesi, fotoğrafın tarihi, resimden fotoğrafa. Fotoğraf makinesi, ışık, kompozisyon, fotoğrafın ustalarından, ve Gestalt algısıyla fotoğrafçılığın kullanımından, geometrik fotoğrafçılıktan, pandemide fotoğrafçılık ve sürdürülebilir, sürdürülebilir fotoğrafçılıktan bahsetmeyi düşünüyorum demiştim. Bir anket hazırladık. Orada yorumlar geldi. onları da bakacağız. Nasıl şekilleneceğini bu eğitimi siz aslında karar vereceksiniz. Sizlere göre şekil alacak. Aha, bu bahsettiğim program yerine göre esneklik değiş esneklik gösterebilir. Azalıp çoğalabilir, konular değişebilir, konuların sırası değişebilir. Size göre şekillenecek. O yüzden yorumlarınız çok önemli. Daha sonra erişilebilirlik kavramından bahsetmiştik. Detaylı biçimde bahsettik ve Evrensel insan Hakları Beyannamesi'nde özellikle madde 27'ye odaklanıp aslında toplumdaki herkesin kültürel olarak sanattan yararlanabilme hakkından bahsettik. Bu çok enteresan bir şey, durum bence çünkü her ya bu fotoğrafçılığa erişilebilirlik aslında herkes için bir hak. Bence bunu düşünmemiz gerekiyor fotoğrafçılık ve erişilebilir erişilebilirlik hakkında bazı görüşler konuştuk. Çoğu kişi fotoğrafçılığı görmekle bağdaştırıyor, pekiştiriyor. Bunun aslında ne kadar farklı olabileceğini, bunu değiştirebilir bunu değiştirebileceğimizi gözler önüne sermek istedik. Başka görüşlere göre de aslında fotoğraf çekmek ilk önce doğru gerçekten hissetmekle oluyor dedik. Ve erişilebilirlik kavramı fotoğrafçılık manasında düşünmek için çok güçlü bir çerçeve dedik. Çünkü fotoğrafçılık şu anda çok popüler oldu. <laughs> Herkesin çok ilgisi var ve o noktada bunun hakkında düşünmemiz gerekiyor. Daha sonra erişilebilirliği benimsemeyi zorlaştıran şeylerden bahsettik. Betimleme kumbarasından bahsettim. Bir fotoğraf betimledim sizler için. Orada da çalışmalarıma devam ediyorum aynı zamanda. Zaten bugün de fotoğraf betimlememiz olacak. Aynı şekilde Getem'de ki beş tane bulduğum kitap sesli kitaptan bahsettim. Onları da dinleyebilirsiniz. Ben de bunlardan bazılarını okumadım henüz. Ben de okuma listeme ekledim. Ve herkes için fotoğrafçılık diyoruz. Çocukları unutmamak gerekiyor bence. Bununla ilgili de başka farklı projeler var ama bu da yine erişilebilir değil. Bundan da biraz bahsettim. Ve artık bence bugün fotoğraf felsefesi konumuza geçebiliriz. bugünkü planım geçenler şöyle bir tekrar etmek. çok güzel ankette geri dönüşleriniz oldu. Onlara biraz değinmek istiyorum. Daha sonra aklına gelen bir şey oldu aslında çevremdeki insanların sayesinde diyebilirim. Her hafta bir konu yani mesela obje de olabilir. Mesela bir elma, elmayı seçip bir konuyu seçip siz, sizler de belirleyebilirsiniz. Hep beraber belirleyebiliriz. Onu bir hafta boyunca sizlerin telefonunuzdan ya da makinesi olanlar makineden çekmesini isteyeceğim. Ve onu bir hafta sonra e, derste Yorumlayacağız, konuşacağız e, fotoğraflarınız hakkında. Kendimizi öyle geliştirmeye çalışacağız. E, bir de e, online sergi yapmayı düşündüm. E, bence çok güzel olabilir. Bu çektiğimiz fotoğrafları en sonunda ya da her hafta başında olabilir. E, online bir sergi haline getirmeyi düşünüyorum. E, daha sonra e, sizin beklentilerinize göre kesinlikle şekil al, almayı söyledim. Bu benim için çok önemli. Bir de kör fotoğrafçıları merak ettiğinizi daha çok gözlemledim. O konuya da daha, daha çok daha zaman ayıracağım düşünüyorum. Çünkü programımda genel olarak yazmıyor ama o bayağı aklımda. Ona bolca zaman ayıracağız. O zaman o görüşlerinize biraz bakalım istiyorum. Evet. Ankette yüzde 95 civarı bu eğitime katılabileceğini, katılmak istediğini söyledi. Genel olarak fotoğraf öğrenmeyi istiyorum. Bir şeyler öğrenmek, kendimi geliştirmek istiyorum. temel evet, fotoğraf çekme tekniklerini öğrenmek istiyorum. Bununla erişilebilirlik doğrultusunda neler yapılıyor, bunu öğrenmek istiyorum. Yine fotoğraf çekme tekniklerini öğrenmek, terimleri öğrenmek, e, kör biri olarak teknoloji yardımıyla bir eğitici, eğitimci desteğiyle öğrenebileceğime inanıyorum. Instagram'da bu kullanım tekniklerini fotoğraf anlamında kullan, kullanmayı istiyorum gibi yorumlar gelmiş. Şu anda bakarak okuyorum. Genel olarak fotoğraf çekmeyi öğrenmek istiyorum yorumları var yani. <laughs> e, çok bilgim yok, iyi duyduğum bir alan e, gibi şeyler var. Somut bir şekilde fotoğraf çekmeyi öğrenmek istiyorum var. Estetik bir fotoğraf için dikkat etmem gerekenleri öğrenmeye... Gerçekten çok güzel yorumlar bu arada. E, çok mutlu oldum ve çok memnun oldum. <laughs> Fotoğrafta ışığın kullanımı, obje kullanımı... Yine sosyal medya için fotoğraf üretme gibi istekler var. E, fotoğrafçılık nedir? Nasıl yapılır? Fotoğraf çekme teknikleri. Fotoğrafa dair her şeyi öğrenmek istiyorum diye bir yorum var. Evet, bu eğitimle çok şey öğrenebileceğimi düşünüyorum diyenler var. E, kimseden yardım almadan fotoğraf çekebilmek var hayatıma renk katacağımı düşünüyorum vesaire var. E, mühendis mühendisim ve bu tarz eğitimlerin bana fayda katacağını düşünüyorum. Görselliğin ne olduğunu anlamak gibi e, güzel yorumlar var. Buna göre şekil alacağımı söyledim. E, onun dışında e, hani olumsuz kötü bir yorumla karşılaşmadım şu ana kadar YouTube'da veya işte diğer sosyal medya hesaplarında yine güzel yorumlar geldi. Evet. Bir tek YouTube'da böyle bir kaynak isteyen olmuş. Bunu gördüm. Bir de sesin kısık çıkıyor diyen olmuş. Zaten o kayıt olduğu için biraz öyle oldu. Dediğim gibi yorumlarınız benim için çok önemli. Ee, Eleştirebilirsiniz, tamamen eleştiriye açığım. olumsuz tarafları söyleyebilirsiniz, yani bu bana ol, olmadı, ben bunu anlamadım. Daha anlaşılır anlat falan. Her türlü şey açığım, kesinlikle. Evet, o zaman bugünkü fotoğrafçılık felsefemize geçelim. İlk önce şundan bahsetmek istiyorum. Ben niye böyle bir konu koydum buraya? Çünkü Mesela bu ankete falan baktığım zaman genelde şunu gördüm. Evet, çok güzel yorumlar geldi. Evet, çok güzel istekler geldi. <laughs> Ancak direkt fotoğraf çekmek aslında amaç, yani hedef olmamalı. <laughs> şunu demek istiyorum. Fotoğraf çekebilmeyi öğrenmek evet çok önemli. Ama asıl hedef aslında fotoğrafçılığın bir hobi olarak yapılabilir, sanat olarak yapılabilir sadece. Bir iş olarak yapılabilir. Bunun derin manasını keşfetmek bence çok önemli. Yani herhangi bir işe başlarken de böyle <laughs> diye düşünüyorum. Direkt çünkü bizim her hepimizin elinde telefon var. Ben de telefonla çok fazla fotoğraf çekiyorum. <laughs> Herkes telefonunu çok çekiyor. Derin manasını e, görme görmen hissetmeyen de çok güzel fotoğraflar çekebiliyor. E, bir şekilde öyle denk geliyor. Bu zor bir şey değil. Çok kolay bir şey. E, ben eğitim almadan da çok çok güzel fotoğraflar çekenler gördüm. Ama <laughs> burada önemli olan dediğim gibi asıl hedefin aslında direkt küt diye e, ben fotoğraf çekmeyi öğrenmek istiyorum olmalı ama ardındaki ilk önce felsefesi onun derin manası insanda oluşmalı diye düşünüyorum. Yoksa zaten bence daha sonra çok güzel fotoğraflar çeksek bile çok bir anlam ifade etmiyor diye düşünüyorum. Bu herkese göre değil. <laughs> ee, Birinin sesi açık ama Neyse. Ben onu halledeyim. Fotoğrafçılık felsefesine geçme geçersek, o zaman e, burada sizlere çeşitli farklı kişilerden, e, aslında onların felsefesi diyebileceğim güzel böyle e, çeşitli cümleler aldım, koydum ve onları paylaşacağım. E, kendi fotoğrafçılık felsefeme girersem tabii burada. Bir saat onu konuşabiliriz, ama aralarda tabii ki <laughs> onlara da değiniyor olacağım. Bu herkese göre çok değişkenlik gösterebilir. İlk önce konumuz erişilebilirlik ve o yüzden aslında şu cümleye başlamak istiyorum. Roland Barthes'in bir cümlesine başlamak istiyorum. Benim için fotoğrafçının organı gözü değil parmağıdır. E bu tam da aslında işte e, kör bireylere yönelik tam aslında onların fotoğrafçılığa erişilebilir e, olabileceği gayet fotoğraf çekebileceği bunun ardında hiçbir engel olmayacağını çok bence kanıtı neden aslında e, şöyle Mesela ben de fotoğraf makinemle e, çekerken fotoğraf Saniyelerle yarışıyorum, saliselerle yarışıyorum. Çünkü ben genelde e, şehir ve insan konulu e, çekmeyi çok seviyorum. İnsanları çekiyorum. E, şehirde tabii ki inanılmaz bir hareket var. Ve parmağımın çok hızlı olması gerekiyor. Yani anlarla yarışıyorum, saliselerle yarışıyorum. E, göz zaten o noktada aslında... <laughs> Göz aslında oradaki e, organ olmuyor, parmak oluyor gerçekten de. O denklen şöyle e, fotoğraf makinesine geldiğimizde onunla konuşacağız. Ya da fot, e, telefonuna çekerken o tuş tuşa basmak parmağımla yapıyorum. Saliselerle yarışıyorum çünkü göz orada aslında birazdan arka plana gidiyor. Mesela e, Çerkes Karadığın bir sözü vardır. Um, bir dakika veya yani şöyle söyleyeyim neyse burayı geçelim ona daha sonra geleceğiz şimdi fotoğrafçılık felsefesi demişken kendi fotoğrafımla devam etmek istiyorum yani felsefe derken fotoğrafın derin manası derken ne anlatmak istiyorum? Bu belki ilk başta biraz farklı gelebilir. Herkes bunu fark etmemiş olabilir. Herkes bir fotoğrafı görünce, betimleyince kendisine söylenince betimlenince bunun manası kendisine uyanmayabilir. Bu ama gelişen bir şey. O noktada çünkü biz bize sunulan şeylerde sürekli diğer okuduğumuz her şeyde, dinlediğimiz müziklerden, izlediğimiz filmlerden, her şey yaşadığımız her şeyden onu anlıyoruz ve öyle bağlantı kuruyoruz ve bu, bu gelişen bir şey. buna biraz çaba sarf edince o manayı anlamakta bence gelişiyor. Bunlarla ne kastediyorum? Yani Serra ne diyorsun yani? Ya bir fotoğraf işte yani neden bu kadar abartıyorsun? Ne felsefesi olabilir, ne derin manası olabilir. Şimdi buna bir örnek vereceğim ve açıklama çalışacağım. Benim siyah beyaz çektiğim bir fotoğrafı size betimlemek istiyorum. Daha önce bunu detaylı betimlemedim. Çünkü öyle olunca biraz okuyormuş gibi oluyor. Şimdi böyle biraz konuşma havasında olmasını istedim şöyle kısaca anlatmam gerekirse bu fotoğrafı boyuna dikdörtgen şekilde siyah beyaz olan bu fotoğrafım da e, arka planda deniz gözüküyor ve bir dağ var arka planda e, siyah beyaz olduğu için renklere giremiyorum çünkü her şey gri beyaz ve siyah e, çerçevesinde gözüküyor ee, fotoğrafın neredeyse tam ortasından bir ağaç geçiyor. Ağacın yaprakları yok. Ee, yani yaprakları dökülmüş. Dalları gözüküyor. Ve e, ağacın bulunduğu alanda yeş ye yeşilliyor. Ee, Çimenlik var. Çimenlik olduğu gözüküyor. Ağacın sağ tarafında yaşlı bir adam var. Yaşlı olduğunu nasıl anlıyorum? Elinde baston var. Bir takke gibi bir şey var. E, yürüyor yani yürüdüğü gözüküyor. Ağacın tam sol tarafında ve iki o insan e, arası ağaçtan aynı mesafede olacak şekilde bir de genç adam var ağacın sol tarafında. Genç adam olduğunu nasıl anlıyorum? Müzik dinliyor genç gözüküyor yani o da yürüyor. Bir sırt çantası var böyle kasketli bir şapkası var. Böyle bir fotoğraf eğer tam olmadıysa tekrar tekrar edebilirim. Yani ağacın sağ tarafında yaşlı bir adam, ağacın sol tarafında genç bir adam var. Böyle bir fotoğraf, arkada deniz var, önde çimenler var, ee, arkada e, tümsekli bir e, adalar gözüküyor. Bu şekilde bir fotoğraf. Biz bu fotoğrafa yani gayet bakarız, görürüz, betimlendiğini duyduk. Gayet vasat bir fotoğraf diyebiliriz. Normal, basit, şehirden bir kare belki biraz normal yani pek bir şey yok deriz. Ama ben bu fotoğrafa baktığım zaman veya yani çekme esnasında tam bu düşünceyi o kadar da hissetmemiş olsam bile sonrasında felsefi derinlik manasında şunu gördüm. Bu ağaç gençlik ve yaşlılık arasında kısa bir çizgi aslında. Hayatına ne kadar kısa olduğunu anlatıyor bu fotoğraf bana baktığım, gördüğüm, betimlendiği zaman. <laughs> Çünkü genç adam ağaçtan yani o çizgiden bir adım attığında yaşlanmış oluyor gibi geliyor bana. Ba e ben de bu his uyanıyor. Başkasında başka bir his uyanabilir. Ama dediğim gibi benim için felsefi derinliği manası bu. Ama normalde bir baksa yani bunu evet yani işte idare eder diyebilir. Yani aslında çoğu kişinin bazı fotoğrafları görünce ben buna çok şahit oldum. Yani evet güzel eh diyorlar ama ben o fotoğrafa baktığım zaman bu felsefi manasını bir şekilde kendime göre subjektif bir şekilde görüyorum ve çok etkileniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet, da bu şekilde. Şimdi Harry Carroll var. Ben çok sevdiğim fotoğrafçı bir yazar oldum. Birkaç tane onun sözcükleriyle, cümleleriyle anlatmaya çalışacağım fotoğrafçılık perzesini. Harry Carroll der ki insanların fotoğrafını çekmeyin. İnsanlar hakkında fotoğraflar çekin. Bu çok doğrudur. Çünkü aslında mesela ben neden şehir ve insan çekmeyi çok seviyorum? Çünkü insanların yani bir sürü insan var değil mi? Hepimiz çok farklıyız ve bu bana çok enteresan geliyor. Yani hepimiz farklı şeylerden hoşlanıyoruz. Bazen aynı şeyleri seviyoruz. Çok enteresan. İnsan olmak bir kere bence çok enteresan. O yüzden aslında onların hakkında fotoğraflar çekiyoruz. Diyor Henry Carroll. Yani onun felsefesinde böyle. Yani ben burada şu anda fotoğrafçılık felsefesini, fotoğrafın felsefesini, aslında fotoğrafın ne olduğunu yorumda da vardı Dalim'in. Fotoğrafın ne olduğunu biraz anlatmaya çalışıyorum, farklı insanlardan örnek vererek en sonunda da herkes bence kendi sübjektif e, yorumuna, kendi felsefesine varıyor. E, ondan sonra Harry Carroll ne diyor? Kendinize sorun. Ben kim ve neden insanların fotoğraflarını ya da herhangi bir şeyi çekiyorum ya da çekmek istiyorum? İşte burada o yolculuk aslında başlıyor. Demek istediğim şu. <laughs> o ankette hepiniz çok güzel yorumlar yaptınız. Fotoğraf çekmek istiyorum dediniz çoğunuz. Sadece orada sanırım bir yorumda fotoğraf nedir öğrenmek istiyorum. Aslında çok değerliydi. Çünkü dediğim gibi asıl hedef aslında burada foto direkt hop diye küt diye fotoğraf çekmek değil. Bunun bir manası olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu İnsanların en iyi fotoğrafları bize sadece görseldeki kişiyi anlatmaz. Ayrıca bize kameranın arkasındaki kişiden bahsederler. Evet, aslında bu çok doğru. Çünkü biz fotoğraf çekerken aslında um, karşımızdaki kişiyi çekmiyoruz ya da karşımızdaki objeyi çekmiyoruz. Aslında o bizim kendimizle ilgili. Çünkü biz hissederek çekiyoruz. Tamamen aslında bir elmayı çektiğimizde aslında elma değil fotoğraftaki gözüken. Aslında bizim kendimizden yansıttığımız öznel bir elma diyebiliriz. Aslında burada da bence fotoğrafçılık sanat mı değil mi tartışmasında bence o noktada fotoğraf bir sanat olarak kabul edilebilir. Henry Carroll ondan sonra ne der? Kompoz kompozisyonumuzu katmanlara ayırmak izleyiciye hikaye anlatmak gibi bir yolculuğa çıkarır. Yani biz bir fotoğraf baktığımız zaman bir hikaye gibi bir yolculuğa çıkıyoruz. Hikaye ve öykü kısmında fotoğrafçılıkla birazdan değineceğim. O da çok popüler oldu. Neden bu kadar popüler oldu bilmiyorum. Ona da değinmek istiyorum. Şimdi sözcüklerden bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir şey söylüyorum şu anda fotoğrafla ilgili? Çünkü fotoğraflarda e, birazdan da bahsedeceğiz. Çoğu fotoğrafa baktığımız zaman orada bir hikayeye hissediyoruz, öykü hissediyoruz, görüyoruz. Fotoğraf işitsel bir öyküdür der. Çerkes karada, fotoğrafçı. E, neden bu sözcükler? Yani alaka fotoğraf sözcük e, iyice kafam karıştı. Yani sen akşam bizim de kafam buluyorsun <laughs> diyebilirsiniz. Ama şöyle ben Mesela e, fotoğraflarda böyle sözcüklerin olduğu fotoğrafları çok seviyorum. Bu nasıl olabilir? Sanatsal bir fotoğrafta hani oraya sözcük eklenebilir. Onun dışında mesela yolda giderken bir tabela vardır. Altında insanlar vardır. O şekilde bir kare çekmiştir bir fotoğrafçı. Ve orada aslında fotoğrafta bir görsellik vardır. Bir de aslında orada sözcükler olmuş olur. E yine kendi e, bir tane fotoğrafımı hemen betimlemek istiyorum. Ne demek istediğimi hemen anlatıyorum. E, sorunuz olursa işte yorumlar kısmına yazın. E, koptuğunuz yerde söyleyin lütfen. E, bu fotoğrafım boyuna dikdörtgen şekilde yine renkli bir fotoğraf. E, kabaca yine betimlemedim. E, daha... Ee, samimi olsun diye. <laughs> bir kadın var. Kadın durağa bakıyor. Durakta, otobüs durağı ya da vesaire bilmiyorum. Ee, kadının güneş gözlükleri var. Orta yaşlı gözüküyor. Kahverengi saçları var. Siyah bir mont giymiş. <laughs> Uzun bir mont giymiş. Sırt çantası takmış siyah. Ve kadın böyle başını hafifçe yukarı kaldırarak durağa bakıyor. Duraktaki sanıyorum haritaya da e, otobüsün ne zaman geleceğine falan bakıyor. Böyle bir fotoğraf. Ve kadının sağ kolunda beyaz e, üstünde bir yazı yazan e, bez bir çanta var. Biz hem fotoğrafı görüyoruz hem de orada bir yazı görüyoruz, bir cümle görüyoruz. İngilizce bir yazı. Büyük moda hiçbir zaman kaybolmamalı gibi bir cümle yazıyor. Bu fotoğraf bana göre çok güzel çünkü <laughs> hem bir cümle görüyorum, orada bir ifade görüyorum. Enteresan bir ifade, moda hiçbir zaman ölmemeli gibi enteresan bir ifade onunla bir kafamda kafamda bir hikaye kuruyorum aslında bir felsefi, bir düşünce kuruyorum bir de fotoğrafı görüyorum burada da fotoğrafçılığın felsefesinden esintiler bulabiliyoruz dediğim gibi sözcüklerin barındığı fotoğraflar çok hoşuma gidiyor. Öyle betimlediğim fotoğraflar da vardı betimleme kumarasında. <laughs> Onlara bakabilirsiniz diyorum. Henry Carroll yine der ki kamera aslında bir psikolojik bir olaydır. Yani fotoğraf çekmek psikolojik bir olaydır. İnsanları fotoğraflamak psikolojik bir oyundur. Ve aslında konu seçtiğimiz konunun davranışını etkiler. Ve kameranızı seçerken sadece bir görüntü kalitesine takılıp kalmamak, onun yerine psikolojik sonuçları da dikkate almak önemlidir der. Bence bu da enteresan bir fikir. Yine Henry Carroll der ki, dünyayı olduğu gibi görmeyin, fotoğraf olarak görün. Bu beni çok etkiler. Çünkü aslında bu biraz hissetmekle ilgilidir. Dünyadayız, hayattayız ve birçok şey hissediyoruz. Ve o yüzden neden olmasın? Yani hayatı neden, dünyayı neden fotoğraf olarak hissetmeyelim? Bence çok hoş. Daha sonra devam edersek... Başka insanlara geçelim. Başka insanlar neler düşünüyor? fotoğraf hakkında, fotoğrafın ne olduğu hakkında. Eric von e, Stroheim der ki, yaşam siyah beyaz değildir. Bu da beni çok etkiler çünkü gerçekten de öyle. Griler de var, pembeler de var. Beyazlar da var, e, maviler de var. Yani aslında mesela e, çok ilginç. Mesela ben e, renkleri çok severim. Görsel şeyleri çok severim. Ama e, çok ironik bir şekilde siyah beyaz fotoğraf çekmeyi daha çok seviyorum. Renkli fotoğraflar çekmek yerine. <laughs> Bu da aslında düşün, üzerine düşünmesi gereken bir konu. Daha sonra Edua Bubat şöyle der. Güzel fotoğraf ortaya çıkarmanın reçetesi ya da püf noktası yoktur. Bu iş güdümüzün bir uzantısıdır der. Bu da çok hoşuma gider çünkü bu işte hissetmekle alakalı. Sadece gözle olmadığının bir işareti. <laughs> Herkes bu fotoğrafçılığa erişilebilir olmasının yine bir işareti diye düşünüyorum. Tamamen hissetmekle ilgili. Başka birine geçelim. Henry Robinson der ki fotoğraf sanattır çünkü yalan söyleyebilir. Bu da ilginç. Bu konuda da yorumlarınızı merak ederim açıkçası. Evet fotoğraf yalan söyleyeyim. Yani fotoğraf her zaman gerçeği söylemez, aktarmaz. Bunun tarihte de birçok örneği var. Onlara da değinebiliriz. <laughs> Özellikle çok ünlü e, bazı fotoğraflarda bunu görüyoruz. <laughs> evet, demek ki buradan anlaşılıyor ki Henry Robinson'a göre sanat da yalan söyleyebilir. <laughs> Bu da enteresan bir yorum. Um, bir de Roland Barthes'in şöyle bir yorumu var. Dünya tarihini ikiye bölen fotoğrafın ortaya çıkışıdır. Gerçekten de fotoğrafın fotoğraf ilk icadı bence çok ilginç. Neden insanlar böyle bir şey ihtiyaç duymuş? Bunu fotoğrafın tarihinde konuşabiliriz, konuşacağız inşallah. Bence de gerçekten öyle. Çünkü evet bir sürü makine icat ettik insan olarak vesaire ama bence fotoğraf makinesi en ilginci diyebilirim. Evet Çerkez Karadağ'a geçelim. Çerkez Karadağ'ı çok beğeniyorum. Bence fotoğrafın felsefesi anlamında çok güçlü, <laughs> iyi bir isim. Kitaplarını çok beğeniyorum. Ve onun felsefesini, onun düşüncelerini kendime çok yakın buluyorum gerçekten fotoğrafın felsefesini irdeleyen, inceleyen önemli bir isim. Çerkes Karadağ der ki fotoğraf çekmek keşfetmektir. Gerçekten de öyle. Umarım sizler de her hafta belirleyeceğiniz konularına çok güzel bir keşfe çıkarsınız bunun bununla ilgili de düşüncelerinizi merak ederim hissettiklerinizi geri dönüşlerinizi almak isterim <laughs> çünkü bu burada çok enteresan şeyler çıkabilir bunları duymayı isterim herkese göre değişkenlik gösterebilir ve herkes Karadağ der ki fotoğraf bir yüzleşme edimidir biz yüzleşiriz çünkü aslında fotoğraf ...çok önemli gerçekleri de ortaya çıkarır... <laughs> ...mesela... ...bazı fotoğrafçılar... ...atıyorum... ...çok fakir ülkelere gidip... ...oradaki insanların yaşamını çekiyor... ...ya da... ...kadınların yattığı... ...hapishanelerdeki o... ...onların durumlarını çekiyor... ...vesaire böyle projeler var... E ...aslında... Yani fotoğraf bazı acı gerçeklerle, insan olmamızın <laughs> bazı acı gerçekleriyle, adaletsizlikle birçok şeyle aslında bizim yüzleşmemizi sağlar diyebiliriz. O anlamda da aslında çok önemli bir araç olabilir. Aynı zamanda kötüye kullanılan, kullanılabilen bir araç da olabilir bu arada maalesef. <laughs> Çerkes Karadağ'ın <laughs> çok çok önemli bir sözü de şu. Göz sadece görmez aynı zamanda hisseder. Bu yine harika bir anekdot çünkü gerçekten de öyle. Görmek ve um, doku duyumuz, duyuş, um, işitsel duyumuz hepsi aslında bütün bu algılarımız, duyularımız birbirine gerçekten çok bağlantılı. Yani bu yani, akademik olarak da kanıtlanmış bir şey aslında bunlar. Ve gerçekten öyle. Göz aynı zamanda hissediyor. Şimdi belki duymuşsunuzdur. Sürekli her yerde bir her fotoğrafın bir öyküsü var. Her fotoğrafın bir hikayesi var falan klişeleri var. <laughs> her yerde dönüyor. Çok popüler oldu. Ben de popüler olan şeylere biraz uzaklaşıyorum yani. Bilmiyorum. Daha özgün şeyleri seviyorum sanırım. Ama tabii ki bundan da bahsetmek bahsetmeden geçemem. O zaman biraz fotoğrafın öyküsünden bahsedelim. Hemen yine bir fotoğraf betimlemek istiyorum. Fotoğrafın öyküsü ne yani? Sen sabah akşam bizi buraya çağırdın. Böyle bir şeyler konuşuyorsun. Yani diyenler için hemen anlatalım. E, fotoğrafın öyküsüyle ne anlatmak istiyorum? <laughs> Hemen bir fotoğraf betimleyeceğim. Ve oradan aslında siz de aa diye bir ışık yanacak bence. E, bunu betimleme kumarasında sebederde betimlemiştim. İnternette de var. Fotoğrafçı Vivian Mayer. E, siyah beyaz dikey dikdörtgen fotoğrafta. Bebek arabasından sokaktaki kurabiye tezgahına uzanan bir çocuk yer alıyor minik bir çocuk. Fotoğrafın sağında ve solunda boydan boya beyaz çerçevesi var kendiliğinden. Yani orada bir direk daha doğrusu <laughs> bu pastanenin cam ekranının bu uzantısı sanki fotoğrafta gerçekten bir çerçeve varmış gibi gözüküyor. Bence o noktada çok enteresan ya tartışılacak bir konu aslında. Yani fotoğraf içinde fotoğraf gibi bir şey olmuş. Çok hoş. Fotoğrafın el altında en yakındaki tezgahta kekler, pastalar, çörekler duruyor. Fotoğrafın tam ortasından 1-2 santim solda kalan bir bebek. Yani bu bebeğimiz <laughs> eski tarz bebek arabasında pastalar öküyor ve oturuyor. Çünkü bu fotoğraf 1900'lerde çekildi. Çekilmiş olması lazım yani. Eski tip bir bebek arabası. <laughs> Çocuğun yüzü bize dönük ve çocuğun durduğu kaldırımın arkasındaki yoldan da bir kamyon geçiyor. Şimdi yine biz bir, bu fotoğrafa baktığımız zaman işte bir bebek var. Bir pastanenin içinden çekilmiş bebeği iç, bebek çekmiş. Arkada da işte cadde gözüküyor. Amerika'nın bir kentine çekilmiş bir <laughs> fotoğraf. Evet işte güzel ee, falan filan diyebiliriz yani. Yani ne var bunda işte ama Sarah niye bir bu seçtin daha güzel fotoğraf yok muydu Allah aşkına diyebilirsiniz ama neden bu fotoğrafın bana anlattığı ve sizlere anlattığı bir öykü var? Şu yüzden bu bebek e, sanki o çöreklere, kurabiyelere, pastalara özlemle bakıyor ve kolunu da uzattığı için sanki o koluyla onlara ulaşmaya çalışıyor gibi gözüküyor bize. Belki de gerçekten öyledir. Ve böyle yani ağzı sulanmış, böyle canı şeker gibi gözüküyor. Ve bu gerçekten çok hoş, çok tatlı bir fotoğraf bence. Bana böyle bir öykü yansıtıyor. Ee, büyüdükçe hani tatlıyı çok seviyoruz vesaire. Çoğumuz hepimiz çok seviyoruz ama bebekler de çok seviyor. Yani bu bebek onu onlara sanki uzanmaya çalışıyormuş. Onları yemek istiyormuş gibi gözüküyor. O yüzden yani bana böyle bir öykü anlatıyor bu fotoğraf. Öyküyle bunu kastediyorum. Aslında fotoğrafın derin manası, felsefesi derken de aslında biraz bundan iç içe. <laughs> Çerkes Karadağ e, hikayeyle ilgili bu fotoğrafın öyküsü hikayesi ile ilgili birkaç güzel şey söylemiş. <laughs> fotoğraf görse görsel bir öykü anlatma yoludur der. Evet, kesinlikle olabilir. Ama bence bütün fotoğraflar bir öykü anlatmıyor. Hatta bence çok az fotoğraf güzel yani bana bir hikaye anlatıyor. Çünkü bence çok güzel fotoğraf, gerçekten kaliteli fotoğraf çok az var diyebilirim. Tabii ki de herkese göre değişir. Bu diyebilirim. Daha sonra Çerkes Karadağ ne diyor? Fotoğraf çeviri gerektirmeyen öyküler anlatır. Buna katılıyorum çünkü <laughs> mesela 2 artı 2 rakamla yazdığımız zaman Hindistan'a da gitsek 2 artı 2 yazsak bunu oradakiler bilir. Çin'e de gitsek bilir. İtalya'ya da gitsek bilir, Almanya'ya da gitsek bilir, Amsterdam'a her yere gitsek 2 artı 2 herkes bilir. Bu evrensel bir dildir. Çeviri gerektirmeyen bir dildir matematikteki o 2 artı 2 mesela. Aslında fotoğraf da öyledir. Gerçekten de. Özellikle bence insan içeren fotoğraflar <laughs> kime göstersen göster aynı hissiyatı bir şekilde duyabilir. Öznel şekilde de duyar. Belki çoğu kişiyle aynı şeyi de duyabilir hissediş olarak diyebilirim. Buna katılıyorum bence öyle. Ama tabii ki mesela bir mimari bir fotoğrafı göstersek herkes bunu tanımayabilir. O zaman tabii çeviri gerekir. Devam edelim. Çek Çerkes Karadağ der ki her öyküde birçok fotoğraf görüyorum. Bu sefer de tersten aldı. E aslında o zaman demek ki bu çift okulu bir önerme. Çift taraflı, her ikisine sağlayan bir önerme aslında. <laughs> Mantıksal bir ifade. Yazar niçin roman yazıyorsa fotoğrafçı da aynı amaçla çeker der Çerkez Karadağ. Gayet güzel, doğru olabilecek mantıklı bir cümle. <laughs> Hep bir fotoğraf öykü anlatır, hikaye anlatır diyorsun Serra ama anlatamadığı şeyler yok mu? Her şeyi anlatabilir mi? Dünyadaki her şeyi anlatabilir mi bir fotoğraf? Hayır, Mehmet Açar çok iyi bir film eleştirmeni, çok güzel bir sözünü duymuştum. Fotoğrafların anlatamadığı meseleler de vardır demişti. Çok etkilenmiştim. Gerçekten de öyle <laughs> Evet, belki fotoğraf bir yerde acıyı, sevinci, mutluluğu, özgürlüğü, adaleti, demokrasi vesaire bu soyut kavramları bile anlatabilir tabii ki ama tabii ki her şeyde olduğu gibi etkinliği, iradesi anlatabildikleri sınırlı. E ee, yine çok hoşuma giden Orhan Cem Çetin'den bir söz aktarayım. Bir ressam ya da öykü yazarının önünde bomboş bir sayfa vardır. Ama bir fotoğrafçının önünde tüm kainat var der. Ee, çok hoşuma gider. Ee, tabii ki hani bir resim veya öykünün de e, tüm kainattan etkilenebilir. Çalışmalarını yapabilir ama <laughs> gerçekten e, hani, e, fotoğrafçıların bu noktada daha geniş bir alanı var. Evet Genelde bir şey düşünürken, herhangi bir şeyi anlamaya çalışırken, onun ne olduğunu anlamaya çalışırken aslında onun ne olmadığını bilmek de aslında bizim o şeyin ne olduğunu anlamamıza sağlar. Ya ne diyorsun Serna? Yani saatin dokuzunda bizi ne saçmalıyorsun? Derseniz şunu demek istiyorum. Ee, Betül Tambay'ın bu sözüdür. Betül Tambay çok değer verdiğim Matematikçi, dünyaca ünlü, Boğaz içinde matematik profesörü. Ee, onun sözlerinden çok etkilenmişliğim vardır. Çok değerli fikirleri vardır. <laughs> Bu da aslında matematiksel bir şeydi. Ama bunu ben başka konulara da aktarmaya çalışıyorum. O noktada fotoğrafın ne o ol ne olmadığını aslında biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü fotoğrafın ne olmadığını Biraz düşünmekte aslında bizim fotoğrafın ne olduğunu da anlatır. Bence. E, fotoğraf ne değildir aslında? E, fotoğraf aslında bence yine aynı konuya geliyorum ama hissetmeden çekilen bence fotoğraf fotoğraf değildir. <laughs> sadece hani al çekeyim işte ben fotoğraf çekmek için çekeyim. Bir amacım yok ama fotoğraf çekmek istiyorum sadece e, denilip fotoğraf çekilen fotoğraflar bence fotoğraf değil. Sadece hani günümüzde yani öyle bir görsel sadece hayattan alınmış gibi bakıyorum. Bu noktada yine sizlerin düşüncelerini merak ederim. <laughs> Şimdi biraz andan bahsedelim. Bu noktada İngilizcesi This is a moment e, kuramını aslında şu an bence kuram yani bu fotoğrafçılıkta. Harry Carter Bresson. <laughs> e, fotoğrafçılığın babalarından çok çok bir isim. Özellikle şehir ve insan yani sokak fotoğrafçılığı anlamında çok büyük bir isim. E, fotoğraflarına inanılmaz beğenirim. E, zaten e, fotoğrafçılığın Türk ve yabancı <laughs> ustalarından bahsederken Tabii ki şey yapacağım. Harry Carter'a göre fotoğraf çekerken saherselerle yarışırız. O da sokak fotoğrafçılığı yaptığı için, insanları çektiği için, <laughs> yani bir an, bir saniye kaçırsan o karşıdaki kareyi kaçırdın yani bitti gitti. Harry Cartier'e göre. Henry Cartier der ki hayat sonsuza kadar hep bir andır. Bunu çok severim. Çünkü hayatımız hep anlardan oluşuyor yani. Bu böyle yani. Gerçekten böyle. Ve Henry Cartier'dan en etkilediğim 3 sene önce bu cümleyi <laughs> görmüşüm bu İyi bir fotoğraf için iyi bir geometri duygusu gerekir der. Bu anlarla alakalıyla mı? Çok doğrudur fotoğraf geometrik ve matematik duygusuyla, <laughs> algılarımızla, kompozisyonla çok ilgili. Çünkü geometri dediğimiz şey aslında kompozisyon, kompozisyon dediğimiz şey aslında geometri. Bu benim çok hoşuma gider. Daha sonra ne der? Bazen iyi bir fotoğraf çıkmaz yani ne yapalım yani çıkmıyorsa çıkmıyordur der. Bu cümlesini çok severim. Gerçekten çok severim. Gerçekten de öyle değil yani. Zorlama yani. <laughs> Sürekli bir güzel fotoğraf, iyi fotoğraf çıkacak değil. Bu arada iyi ve güzel fotoğraf, doğru fotoğraf. Ya bu kavramlar çok önemli. Bunlar da herkese göre değişebilir. İyi, güzel, doğru, yanlış, çirkin vesaire fotoğraf. Herkese göre bu değişkenlik gösterebilir. Ama yine de <laughs> bizim bence... Yaratılış olarak bazı şeyleri beğenmeye ciddi bir yönelimimiz, eğilimimiz var. Algılarımız ona göre bir şekilde şekil alıyor. Bence evrensel bir güzel duygusu var gibi düşünüyorum. Evet, çok çok tatlı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yine anla alakalı değil ama. <laughs> Henry Cartier bir gün yaşlı bir bayanın bir dergi için ubok gibi bir şey bir fotoğrafını çeker portresini ve o kadın e, fotoğrafımı görebilir miyim der çünkü karışıklıklarım çıkmış mı en yani düzgün hani hiç pürüsüz çıkmış mı ona bakmak istiyorum der Henry Cartier şok olur yani ben prens olarak e, fotoğrafım yayınlanmadan kimseye göstermiyorum der. <laughs> Ve kadına şöyle cevap verir. İnsanın kırışıklıklarının olması onu en ilginç kılan tek şeydir der. Neden orada oldukları önemlidir. Yani kırışık, kırışıklıklar hayattır, yaşadığının işaretidir der. Bunu da çok severim. Harry Carter'da güzel anekdotları var. Daha sonra <laughs> yine güzel bir şey fotoğraf çekerken hem kendinizi unutmalı hem de kendinizi hatırlamalısınız der. Gerçekten de öyledir yani bu tabii ki biraz ironik bir ifade. Çelişkili bir ifade ama gerçekten öyle. Ve evet. çok önemli bir yer kamera bir silahtır der. Hissettiklerini haykırmanın bir yoludur. Bazen bir psikanalist koltuğudur bazen bir çizim defteridir der. Gerçekten öyle yani aslında işte biz burada ne amaçla fotoğraf çekiyoruz? Silah olması e, gerçekleri mi yansıtmak istiyoruz? <laughs> gerçekleri mi açığa çıkarmak istiyoruz? Hissettiklerimizi mi haykırmak istiyoruz? Hissettiklerimizi o fotoğraf karesine bangır bangır bağırıp orada daha sonra fotoğrafa bakan kişinin, betimle, ona betimlenen kişinin o duyguları hissetmesini mi istiyoruz? Ne, ne istiyoruz yani? neden yani? Neden fotoğraf çekmek istiyoruz? Ee, ve yine fotoğraf şu anda çok popüler. Herkes için çek şey, bilmem ne. Yüz bin tane kameralar satılıyor sürekli işte vesaire. Aa, işte çok önemli. Aa, işte ben fotoğrafçıyım falan demek işte çok büyük bir şey. Wow falan. <laughs> Ama Henry Cartier der ki ve bu kadar büyük bir fotoğrafçı olmasına rağmen fotoğraf benim için yani fotoğraf hiçbir şeydir benim için önemli olan hayatın kendisi der <laughs> yani burada aslında e, hayat aslında fotoğrafçılıkla geçmiş e, birçok ülkeyi dolaşmış e, ciddi anlamda fotoğrafçılığı iş olarak yapan bir insan böyle diyor bunu bir düşünmek lazım. Yani belki de hayatın kendisi aslında onun için bir fotoğraftı felsefesi buydu bilemiyoruz evet uh, an dedik vesaire şimdi birazdan hareket diyeceğiz vesaire birçok şeyle bağdaşlaştıracağız ama fotoğraf gerçekten zamansal bir kavram e, telefonla çekerken de e, her şey hareket halinde her şey devinim halinde ve biz o anı yakalamaya çalışıyoruz bir şekilde teknolojiyle, bir şeylerle, makinelerle. <laughs> Fotoğraf zamansal bir kavram. E aslında hepimizin de bildiği müzik de zamansal bir kavram mesela. Enteresan bir şekilde. Sanatın birçok dalı da aslında zamanla ilgili. Hayat da öyle. Hayat tamamen zamanla kurulu yani sürekli zaman geçiyor. Bunu da böyle belirtmek istedim. Enteresan bir konu. E, şimdi ben e, fotoğrafçılık felsefesi dedik. Bazı şeylerden bahsettik. empresyonizm <laughs> izlenimcilik akımı vardır e, resim sanatında. E, bu resim akımını ben fotoğrafçılıkla çok yakın buluyorum. E, ve e, izlenimcilik felsefesini yani onların, o sanatçıların izlenimcilik neden öyle tablolar ortaya koyuyorlar birden bire yapıyorlar bunun felsefesini fotoğrafçılık felsefesiyle çok bağdaşlaştırıyorum çok yakın buluyorum o yüzden bundan da bahsetmek istiyorum çünkü <laughs> birincisi de daha önce bu konularla ilgili özellikle geometrik fotoğrafçılık resim sanatıyla fotoğraf sanatının birbiriyle iç içe geçişe, geçişe, geç daha dalgısının fotoğrafçılıkta kullanımı gibi konuları daha önce bu tarz eğitimlerde çoğu hiç, neredeyse kimsenin bahsetmediğini gördüm. O yüzden özgün olmasını istiyorum. Kendimden bir şeyler katmak istiyorum. İzlenimcilik felsefesinden o yüzden bazı bir şeyler paylaşacağım. Işık, an, ve hareket izlenimcilik akımında fotoğrafçılık sanatıyla ortak yanları. <laughs> Işık nasıl fotoğrafçılık ve izlenimcilik sanatında eee um, bağdaşlaşıyor? Evet, empresyonizmle izlenimcilikte ışık ayrı bir önem kazanıyor. Um, o güne kadar olmayan bir dünya görüşü getiriyorlar. Ne yapıyorlar? Bir deniz kenarına gidiyorlar. Tuvalini muvelini boyasını alıyor ve saat 12'de gidiyor mesela. Güneş tam tepede. 20 dakika içinde, yarım saat içinde hemen hop hop boyayıp bitirmeye çalışıyor. O ışık gitmesin diye. Yani o ışık kaybolmasın. Aynı ışık Is güneş tam tepedeyken dururken ben çekeyim çekeyim dedim enteresan hemen resmi yapayım yani burada aslında biz resim sanatıyla aslında fotoğrafçılık sanatının birleşme noktasını görüyoruz demek ki böyle bir eğilim var belki de yani böyle bir insanda eğilim var yani ışığı anı ve hareketi bir yerde toplama içgüdüsü var belki de. O yüzden belki fotoğraf makinesini bir şekilde çalışıp üstüne çalışıp icat ettiler. An, impresyonizmde an nasıl önem kazanıyor? Diğer sanat akım, ondan önceki sanat akımlarına göre. Yine aniden görünüp kaybolan anların, parçaların ...ifade edilmesiyle bağdaşlaştırıyorlar. O an akıp gidiyor ve çok sayıda anın bir evresi. Resmettiği şeyler de ona göre şekilleniyor. Tüm ayrıntılar yansıtılmıyor ama insan zihni onu bir şekilde tamamlıyor. Hareket, izlenimcilik felsefesi ve fotoğrafçılık felsefesi noktasında... Empresyonistler hafif ve hızlı fırça vuruşları kullanıyorlar. Ve modern yaşamında etkisiyle resim sanatında devingenliği, hareketi, hızı ve e, hareketi evet, kısmen betimliyorlar. Aynı zamanda e, neden bunlardan bahsediyorum? <laughs> Çünkü Empresyonist izlenimci ressamlar fotoğrafın icadından eskileniyorlar. İzlenimciler de değişimler üzerine savundukları felsefeleri, estetik anlayışlarını, fotoğraf makinesinin icadının resim sanatına olan etkisi, ışığın çözümlenmesi ve renk teorileriyle temellendiriyorlar. Um, Önceki oturumda e, fotoğraf sanatının köy bireyler için daha erişilebilir hale getirmesi e, noktasında yapılan çalışmalarını çok bahsetmemiştim. <laughs> o yüzden biraz bunlardan bahsetmek istiyorum şu anda. Ani bir geçiş oldu. E, Fotoğrafçılık felsefesi yani bitmez. E, sürekli devam eder bu konuları zaten fotoğrafçılıkla ilgili ya da hani sanatla ilgili bütün konuları zaten hep birlikte iç içe. Biz fotoğrafçılığın tarihinden bahsederken, kompozisyondan bahsederken vesaire. Yine aslında fotoğrafçılık felsefesinden de bahsedebiliriz. Hepsi iç içe. Zaten daha bahsedeceğiz. Daha bakılacak benim de yararlanacağım bir sürü kaynak var. Bitmiyor. Bunlar bitmiyor. Düşünmek gerekiyor. O zaman çalışmalara geçelim. <laughs> Birkaç çalışmadan bahsetmemiştim. Üç boyutlu yazdırılmış bir teknik geliştiriyorlar. 2018'de Cuero ve arkadaşları <laughs> interaktif bir çalışma modeli yapıyorlar. Bu nasıl aslında? Kabartmalı zemin kullanıyorlar. Görselleri ya da fotoğrafları anlayabilmek için. Kör bireylerin anlayabilmesi için. Çünkü dokunabiliyorlar ve ne olduğunu daha iyi anlayabiliyorlar. Buna taktay fotoğraf de deniliyor. Kabartmalı fotoğrafçılık. <laughs> Aynı zamanda e, metot olarak şöyle bir şey de yapılabilir. Diyebiliriz. Bastırılan fotoğrafların Alt kısmında ya da arkasında falan. Barilla ifadesiyle kişinin çektiği günün tarihi ya da neyin fotoğrafı olduğu oraya basılabilir. Böylece daha sonrasında yani o fotoğrafın, o görselin karesinin içeriği anlaşılabilir. <laughs> daha sonra paylaşmak istediğim bir çalışma diyebilirim. Be My Eyes. Benim gözlerim ol. Aplikasyonu indirilebiliyor yani gönüllü olabiliyor aynı zamanda kör kullanıyor kullanabiliyor mesela herhangi bir şeyin fotoğrafını çekip oraya yüklüyorlar ve bildirim geliyor gönüllü olanlara hemen onun ne olduğunu betimleyip detaylıca anlatıp geri atıp onların yararlanması sağlanılıyor bence çok güzel bir çalışma. Bu da aslında işte fotoğrafçılık sanatı bazında daha böyle şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Ve Google um, yapay zeka resim açıklamaları diye bir şey yapıyor. Yaptı. da um, bazı yani çoğu uh, resim veya grafik <laughs> ile karşılaştığında kör bireyler. Betimlenmemiş oluyor tabii ki maalesef ve Chrome onu otomatik olarak bir şekilde betimliyor. Ve tabii ki bir insanın betimlemesi kadar yani detaylı, güzel, olmayabilir ama birçok yerde işlerine yarayabilir. Ne kadar kullanışlı bilmiyorum. Sizlere sormak gerekiyor. Bunlar internette yazılan şeyler yani. Gerçekten bilmiyorum. Fotoğrafçılık felsefesi ve bugünlük konuşmam bu kadar. Ancak ben nerelerden ulaşabilirsiniz bilmeyenler için falan da söylemek istiyorum bu sosyal medya hesaplarını falan <laughs> burada söyleyeceğim sonra da yazarım whatsapp'ta erişilebilir fotoğrafçılık grubumuz var Telegram'da Accessible Photography İngilizce yaptım ve herkes açık yaptım. Dünyaya da belki bir şekilde <laughs> ulaşabilir diye. <laughs> Bu eğitimimizle alakalı tüm detaylı bilgilerim, zoom bilgilerini programa yani her detayı engelsiz engelsizerisim.com'dan bakabilirsiniz YouTube'da da bu eğitimler Engelsiz Eğitim kanalında yükleniyor <laughs> Clubhouse'dan da yayın oluyor Twitter'da da var Engelsiz erisim hesabıydı benim hiçbir sosyal medya hesabım yok ama zaten telefon numaram var. Her şekilde telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Onun dışında fotoğraf gönderme noktasında da mailden atabilirsiniz çünkü WhatsApp'ta çözünürlük azalıyor çektiğiniz fotoğrafların atınca WhatsApp'tan. Mail'im de sera veya serah.ulusoyetbu.edu.tr <laughs> bunları hepsini yazacağım. Mail ile de ulaşabilirsiniz, telefonla da ulaşabilirsiniz, her türlü erişebilirsiniz bana. sbder Sebeder betimleme kumbarasında e, resim tabloları ve fotoğraf kareleri betimliyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Evet, benim bugün konuşacaklarım bu kadar. <laughs> Sizlerin bir sorusu, yorumu, önerisi, eleştirisi var mı? Evet arkadaşlar sorular varsa şimdi alabiliriz. Serra sanırım konuşmasını bitirdi veya paylaşmak istediğiniz. Bugün daha teorik gittik galiba Serra'cığım. Hani şey evet. ama sizler bayağı bir katılımcı var. veya sizler ne bekliyorsunuz, ne gibi şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Belki onları da konuşabiliriz biraz bitirmeden. Hı hı. Düğme. 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 o zaman soru yok demektir e, elinden... şey yapalım olmazsa o zaman bitirelim yavaş yavaş evet. kaydı durdurabiliriz eee bakayım eee ben kaydı ben durduramıyorum sen durdurabilirsin ama orada. tamam durduruyorum hı hı Evet.